Mazhar'la Ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişler. Bu evlilik başta Mazhar'la Ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbette. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıbe Hanım ve görümcesi Firdevs ile şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elbette. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader Ruhsar'ı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür, bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, Ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhsar manyağı beni abuk subuk şekillerde uyandırmadan kendi kendime uyandım işte. Oh! Ruhsar sana. Ay yok. Ay vallahi yine yok. Ay Saadettin'in ölecekler listesinde yine yok Ruhsar'cığım. Şuraya bak. Yad ettin, vaat ettin, gümlettin, halt ettin. Ne ettin? Mahvettin. Yani sonu ettinle biten herkes var. Saadettin'imden bir tane bile yok. Aman boş ver, sinirlenme be gözüm abla. Nasıl olsa o da her fani gibi zamanı gelince ölecektir. Aman yok anacığım yok. Herkes ölür, o ölmez. Yani yakında ölmeme profesörü olup Hülya Avşar'la her an kavga bile edebilir o. Selam hanımlar. Selam ruhlar aleminin divası Ruhsar Hanım. Geldi yine seninki. Ben sizinle konuşmuyorum Şerruh Bey. Ayrıca da en son yaptıklarınızı unutmuş değilim. Ama ben size bir şey yapmadım ki. Keşke beni sağlığınızda tanısaydınız. O zaman benim ne kadar iyi bir insan olduğumu anlardınız. Zaten iyi bir insan olmasaydım beni cennete almazlardı.
Cennete girme nedeninizi gayet iyi biliyoruz Şerruh Beyciğim. Yaşlı kadınları mutlu edip onların hayır dualarını almanız. Ayrıca yaşlı kadınları nasıl mutlu ettiğinizi de biliyoruz. Hatice'ye değil neticeye bakın. Sonunda cennete aldılar ya beni. Siz sohbetinize devam edin. Yağmurlar başladı. Ben masarcığımın yanına gidiyorum. Haydi bay bay. Ah Ruhsar. Esas da sen bana layık bir kadınsın. O fani şapşal. Senin gibi güzel bir kadından ne anlar ki? Ay yok. Bence Mazhar'ı bu kadar aşağı görmeyin Şerruh Beyciğim. Eğer dediğiniz gibi Mazhar Ruhsar'ın kıymetini bilmeseydi. Şimdiye kadar çoktan başka bir kadınla evlenmişti. Bunun için elimden geleni yapacağım. Mazhar'ı mutlaka başka bir kadınla evlendir. Ve böylece Ruhsar da bana kalacak. Güz günleri gibi hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Demek bugün kendi kendine erkenden kalktın. Aferin benim hamarat kocacığıma. Evet. Ay vallahi dayanamayacağım. Bir inlik yapmazsam şimdi ölürüm valla. Güzelce sabah çayı içmenin zamanıdır. Şşt, bana bak gel buraya. Bana bak gel buraya. Gel buraya. Sana gel dedim buraya. Alo kime diyorum? Tepemin tasını attırtma. Dursana. Aferin işte böyle. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol oğlum. Ben de sabah sabah bu salak çaydanlıkla uğraşıp duruyorum. Bu zamani çaydanlıkları böyle aşkım. Hiç söz dinlemiyorlar. Ya... Sen. Sen yapıyordun değil mi? Ben. Aşk olsun hayatım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben seni sabah sabah çaydanlık manyağı yapayım da gör. Aşk olsun aşkım. Aşk olunu kuş olsun. Gel buraya gel. Kaynar çayı üzerine dökeyim de gör. Benden bir uçan bir katan kurtuldu. Gel buraya gel gel. Gel Allah'ım. Dua et birisi geldi yoksa sabah sabah beynini ezmiştim bu çaydanlıkla. Geldim. Geldim. Merhaba kanka. Merhaba gel kanka. Ne o kapıyı artık elinde çaydanlıkla mı açıyorsun? Atalarımız sabahları çaydanlıkla dolaşırsan o günün çok güzel geçer der. Ha, sen işe biraz daha geç kalırsan Önder Bey'in elinden seni ataların kurtaramaz canım. Haklısın. Bekle. Bekle de işe gidelim kanka. Doğru. Bile oturmadın. Ben senin için nerelerden geliyorum biliyor musun? Sen de sabah sabah manyaklıklar yapacağına uslu durup yanımda olsaydın. Allah'tan sürekli yağmurlar yağıyor da gidip gelme problemi yaşamıyorum aşkım. Allah'tan. Hadi gel. Akşama eve erken gel bari. gelirim. Sabah sabah azdırma beni. Gerzek hayalet. Hadi görüşürüz. Hadi kanka gidelim. Kanka kimle konuşuyorsun sen öyle? Yani sabah sabah istihbarattan mı geliyorsun? Amma çok soru soruyorsun be. Ama kendi kendine konuşup duruyorsun kanka. Ya sonra anlatırım. Kendi kendine değil o. Kimi öpüyorsun öyle? Havayı öpüyorum. Havayı. Kimi öpüyorsun? Hava diye bir kız var onu öpüyorum. Hadi de. Bir şey soracağım. Ben cennetlik bir ruh olduğuma göre benim her istediğimin olması gerekmiyor mu? İstediğin her şey olur Şerruh. İyi o zaman ben Ruhsar'ı istiyorum. O niçin olmuyor? Çünkü Ruhsar senin gibi o da bir cennetlik ruh. Onu istemediği hiçbir şey yapamaz. Selamun aleyküm. Ay, ay için fena oldu. Sen de nereden çıktın be adam? Ben az önce Hakk'ın rahmetine kavuştum da. Ayol bu nasıl Hakk'ın rahmetine kavuşmak böyle kafanda testereyle? İşte arkadaşımla şakalaşıyorduk elimizde testereyle. Birden oluverdi. Olsun arkadaşımdır canı sağ olsun. Onun canı sağ da seninki pek öyle görünmüyor. Neyse bir bakalım nereye gidiyorsun. Abla ben direkt cennetliyim söylemesi. 5 yıl önce bir hayat kadınıyla evlenmiştim de. Evet bir bakalım. Sen aslında çok günah işlemişsin. Ama bir hayat kadınıyla evlenerek çok büyük sevaba girmişsin. Hadi hadi iyisin. Cennete gidiyorsun cennete. Biliyordum. Yalnız ben cennete bu kafamdaki testereyle mi gideceğim abla? Ha canım tabii ki değil. Şimdi şuradan doğru git sağa sap. Ondan sonra sola sap. Tam karşına cennete hazırlık odası gidecek. Oradan içeriye gir. Seni cennete hazırlarlar. Ablacığım. Ben daha yeni geldim buraya. Oraya nasıl gidilir bilmem ki. Bana bir yardım etsen sen ne olur. Hem Allah sevdiğini öldürsün ablacığım. Hay ağzını seveyim. Madem böyle güzel bir dua ettin. Hadi gel sana yardım edeyim.
Şerruh affedersin. Senden rica etsem acaba ben gelene kadar 10 dakika benim yerime bakabilir misin? Ben? Bakarım canım. Ne olacak? Sağ olasın. Hadi bakalım tut elimi. Manita bulmak için biraz internete mi girsem acaba? Bir dakika. Bu şu anda tarihi bir fırsat benim için. Önce Masar Bey'e biraz günah yükleyelim. Ve de yarın kıyametin kopacağını söyleyelim. Ve yazalım. Böyle bir plan yaptığım için kendimi kutlamam gerekiyor. Evet, çaylar geldi. Sağ ol baba. Oğlum varsa yoksa çay kahve ya. Ne zaman öğreneceksin espresso cappuccino yapmayı? Evet baba, kendini hiç geliştiremiyorsun. Siz de iyice abarttınız ha. Başka yerlerde bir sallama çayla 10 bardak çay veriyorlar. Siz mis gibi demlenmiş şeyi beğenmiyorsunuz be. Bağ haklı arkadaşlar. Reklam idman yurdu çalışanlarına her hafta bir sallama çay veriyormuş. Çalışanlar da bir hafta boyunca o sallama çayı sallayıp duruyorlarmış. Amma salladın ha. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Önder Bey. Sizlere Kükremiş Bey'i tanıtıyorum. Kükremiş Beyciğim, arkadaşlarım da Generation Ajans'ın acar reklamcıları. Memnun olduk. Memnun olduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Ajansımıza hoş geldiniz. Memnun olduk Kükremiş Beyciğim. Sağ olun. Ben de memnun kaldım kardeşler. Arkadaşlar, Kükremiş Bey ülkemizin çocuklarını ahtapot gibi saran Japon emperyalizminin Pokemon'larına karşı bir şeyler yapmak istiyor. Kükremiş Bey bir saniye ben tam anlayamadım. Pokemon'lara karşı mı? Nasıl yani? Benim kafamda şöyle bir şey var kardeşler. Bir Japon kültürü olan Pokemon'lara karşı ben de tamamı yerli olan Pokecanları üretip piyasaya sürmeyi düşünüyorum. Poke neyler? Pokecanlar. Onların Pikachu'suna karşı bizim de Himmetçu, Nusretçu, Bilalçu, Ali Kemalçu gibi yerli kahramanlarımız olacak. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi emperyalizme yalnız taşla ve sapanla mücadele olmaz. Bundan sonra kapitalizmi kendi taktiğinle ve silahlarıyla vuracağız. Vay canına, biz şimdi Pokemon'lara karşı savaş mı açtık Önder Bey? Evet Masar'cığım. Bundan sonra Pokemon yok. Yok. Yalnız çocuklarımız için Pokecanlar var arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım kollarınızı sıvayın ve çalışmaya başlayın hemen. Sizin örnek olarak hazırlayacağınız Pokecanlardan oyuncak yapıp yurdun dört bir yanına ayrıca yavru vatan Kıbrıs'a satmayı düşünüyorum kardeşler. Tamam. Hadi zihninize kuvvet. Evet tamam. Zihninize kuvvet arkadaşlar. Tamam. Buyurun Kükremiş Bey. Hoşunuz arkada kalmasın Kükremiş. Haydi kalın. Sağ olun efendim. Bir de oynayabilirsiniz Kükremiş Bey. Kolları sıvayın arkadaşlar. Sıvayın arkadaşlar. Herkes ismini değiştirsin. Yılançu. Yılançu. Benimki Kobraçu. Bu işler böyle Şerruh Beyciğim. Yani bir hayat kadınıyla evlenip büyük bir sevap işleyerek cennete gidebilirsiniz. Ha, böyle bir imkan olması çok güzel bence. Ben geldim. Aa, ne o Ruhsar'cığım? Bugün çok çabuk gidip geldi. Ne yapayım? Masar işe geç kalıyorum diye fulleyip gitti. Ben de geri döndüm. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Olamaz! Ne oldu? Ne olamaz gözüm abla? Gözlerime inanamıyorum Ruhsar'cığım. Kıyamet günü gelmiş çatmış. Kıyamet mi dedin? Nasıl yani? Kıyamet canım, basbayağı kıyamet. Yani dünyanın yok oluşu. Fani tarafın artık sona ermişi. Ah, ah yarın kıyamet kopacak. Aman. Ne yani? Aman. Yarın fani taraftaki herkes buraya mı gelecek? Evet. Yani artık Saadettinciğime kavuşacağım. O halde desene, ben de Masar'la burada sonsuza dek kavuşmuş olacağım. Evet canım, sen de Masar'a kavuşacaksın. Eğer Masar Bey'in günahı yoksa tabii. Evet, Şerruh doğru söylüyor. Eğer Masar'ın günahı yoksa cennete girecektir. Masar'ın bir günahı yoktur herhalde. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Dur istersen şu bilgisayara bakıp kesin olarak öğrenelim bunu. Aa, dur bakayım, dur bakayım. Masar'ın günahlarının listesi hiç de öyle boş değil vallahi. Ciddi misin gözüm abla? Yanlışlıkla başka bir isme bakıyor olmayasın. Hayır canım. Senin kocanın ismi Mahzar Mahmutoğlu değil mi kızım? Evet ama belki isim benzerliği olabilir. O halde işlediği günahlara görüntülü bir şekilde bakalım hayatım. Mahzar yakın bir zamanda yetim hakkı yemiş.
İsmi yedim hakkı olan bir inek kesilip lokantaya satılmış. Ve Mahsar lokantadan yedim hakkıyı iştahla bir güzel yemiş. İşte burada Mahsar'ın yedim hakkıyı yerkenki görüntüsünü görüyoruz. Bakalım diğer günahlara geçelim. Mahsar yine bir tarihte karşıdan karşıya geçerken hemen yanındaki üst geçidi kullanmayarak yerine caddeden geçmiş. Yani hayatını riske atmış. Bu da bir günah, hem de büyük bir günah sayılıyor. Mahsar'ın günahları bu kadar da kaldı. Mahsar sayısız kereler deodorant kullanarak ozon tabakasının yırtılmasına katkıda bulunmuş ve ekolojik bir günah işlemişti. Ha, dur bakalım, Mahsar'ın günahları Brezilya dizisi gibi devam ediyor. Dur bakayım, dur. Mahsar bir tarihte de asansöre bak. 4 kişiden fazla binmiş. Halbuki yasak. Yasak olmasına rağmen son anda koşturarak bak 5. olarak binmiş. Mahsar böyle yaparak asansördeki insanların hayatını da tehlikeye atmış oluyor Ruslarcığım. Bak işte. Mahsar'ın bir günahı daha. Bak. Tarihler 13 Ekim'i gösterirken Mahsar arabasıyla işe gidiyor. Görüyorsun değil mi? Bak Allah, kırmızı ışıkta durmuyor ve trafikte ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bak insanların hayatıyla nasıl ciddi oynuyor. Gördüğün gibi Mahsar'ın günahları bayağı çokmuş Ruslarcığım. Peki şimdi ne olacak? Vallahi şimdiyi bilmem ama Mahsar kıyametten sonra maalesef cennete giremeyecek. Yani Mahsar'la ayrı dünyaların insanları mı olacağız? Maalesef canım. Ayrı dünyaların ruhları olacaksınız. Evde kaldım. Resmen evde kaldım. Ne olacak? Salak Müfit abimle bir türlü konuşamadı ki. Çünkü salak. Benim yaşıtlarım şimdi kim bilir kaçıncı. Ay öldüm. Ay canım çıktı yorgunluktan. Yani canım çıktı. Ay ayaklarıma kara sular indi. Ne oldu Menkıbe Hanım? Abime uygun bir gelin adayı bulabildiniz mi? Aman uygunundan vazgeçtim. Uygun olmayanı bile yok. Sabahın 6'sından beri gezmediğim, dolaşmadığım yer kalmadı. Ama abine uygun evlenecek bir tek kız bile yok artık. Yok. Diyorsun. Görüyorsun işte anne, evlendeki bütün kızlar evlendi. Bir kişi hariç. Ben! Ay kes sesini. Zaten sinirlerim tepemde. Allah Allah, insanlar beni sokaklarda gösterip. Bak işte evlenemeyen adamın annesi bu. Ha 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 hay diye alay ediyorlar. Haberin var mı senin? Yok. Peki nereden kız bulmayı düşünüyorsun anne? Ay ne bileyim, bilmiyorum. Kız Kulesi'ne mi gitsem, ne yapsam acaba? Yani ne de olsa adı Kız Kulesi. Belki orada böyle evlenecek kız bulunur. Tabii. Of! Mahsar'ın günahlarının silinmesinin bir yolu yok mu acaba? Ay dur Ruslar, ben şu kitaba bir bakayım canım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Evet. Günahların çabuk silinmesi, günahların çabuk affolması. Allah Allah. Bulamıyorum. Yok galiba. Gözüm Hanım, hani şu hayat kadınıyla evlenip günahları af olan adamın işini halletmiş miydiniz? Tabii ya. Evet, şimdi hatırladım. Ruhsarcığım, Mahsar'ın günahlarından kurtulmasının bir yolu var. Nedir bu yol Gözüm abla? Mahsar bir hayat kadınıyla evlenirse bütün günahlarından kurtulabilir. Ne? Bir hayat kadınıyla mı? Maalesef Ruhsarcığım. Aslında Mahsar'ın önünde zaman olsa onun günahlarını affedilecek bir şeyler yapılabilir. Ama zaman yok. Yarın kıyamet kopacak. Onun için en kesin ve çabuk çözüm bu. Anlıyorum Gözüm abla. O halde hemen Mahsar'ın bir hayat kadınıyla evlenmesini sağlamalıyım. Fakat bu arada yarın Mahsar'a kıyametin kopacağını kesinlikle söylememen lazım. Biliyorsun bu çok büyük bir sır. Tamam söylemem Gözüm abla. Neyse kaybedecek vakit yok, ben hemen gidiyorum. Mahsar evlenince Ruhsar bana kalacak. Acaba diyorum. Gene şu bizim Salak'a mı götürsek Mahsar'la evlensin diye. Kimi diyorsun, Reyhan'ı mı? Ay anne bırak şu Salak'ı Allah aşkına. Abim onu istemiyor işte, üsteleme. Aman sanki başkalarını çok istiyor da. Diyorsun, haklısın valla. Zaten Allah evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da annesi mürüvvetini iyice görebilsin diye tam 150 kiloluk 1.90 boyunda mürüvvet adında bir kızla evlenmiş. İşte bu mürüvvet ta 2 kilometre uzaktan görülebiliyormuş. Keşke Sedat benim abim olsaymış. O zaman sıra bana da gelirdi.
Böyle senin gibi bu kadar ayan beyan erkek delisi bir kız daha görmedim. Tövbe tövbe tövbe. Evet, keşke Masarcığımın da sizin gibi cadı kız kardeşi ve cadı annesi olmasaymış ama olmuş işte. Neyse. Yani en molos kıza bile razıyım. Yeter ki evlensin artık şu çocuk. Ya demek öyle. Merak etmeyin, size en güzelinden bir gelin adayı gönderiyorum şimdi. Kim acaba? Kim o demeden açma. Kim o? Hoş geldiniz, buyurun. Ay Allah. Selam canım, benim adım Dilara. Hoş geldiniz. Duyduğuma göre oğlunuzla evlenecek bayan arıyormuşsunuz. Yanılıyor muyum acaba? Evet arıyoruz. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla sen de tam oğluma uygun bir kızsın Dilara Hanım kızım. Tam. Balık atladı Zoka'ya. Şimdi iş en zoruna, yani Masarcığımın bunu kabul etmesine geldi. Artık bu cadılarla işin bittiğine göre daha fazla da burada durmama gerek yok herhalde. Anlat bakalım Dilara. Sen ne iş yapıyorsun? Yoksa ev kızı mısın? Ev kızı da denebilir aslında. Ama pek özel bir ev sayılmaz. Biraz genel gibi. Anlıyorum Dilara kızım. Ama insanın geçmişi değil, geleceği önemlidir. Madem sen evlenip bir yuva kurmaya karar verdin, o zaman ben de sana destek olacağım. Teşekkür ederim anneciğim. Seni oğlum Masar'la evlendirip beşi bir yerdeler, altısı ayrı yerdeler, yedisi acaba neredeler takıcıyım? Alo, Müfit, seni hemen kafeye bekliyorum. Ben geliyorsun diyorsam geleceksin. Ben işmiş anlamam. Anladın mı? Firdevs. Firdevs. Efendim anneciğim. Hadi hazırlan bakalım. Abinin iş yerine gidiyoruz. Dilara'yı abinle tanıştıracağız. Ay çok güzel. Ama siz gidin anneciğim, çünkü benim işlerim var. Sonra ben size yetişirim. Ya peki, tamam o zaman. Tamam. Hadi biz çıkalım Dilara kızım. Hayırlı işler, fazla bekletmeye gelmez. Evet, hayırlı işlerin ömrü bir günlük nüfus sayım memurluğu gibi kısa olur genelde. Evet, öyle olur. Biz çıkalım. Hadi. Gel kızım, gel. Bana bak, sen de fazla gecikme. Yok, tamam. Yok, gecikmem anneciğim. Hoşçakalın. Şuna bak ya, neler yapmışlar. Abi benimki Zarifeçu. Bak bu da dağlar kızı Reyhançu. Ülen bıyıklara bak be aslanım benim. Bu da delikanlılık hesabı Nusretçu. Sen asıl buna bak. Fanatik taraftarın delikanlı amigosu. Amigoçu. Buyurun Kükremiş Beyciğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Kükremiş Beyciğim, bakalım arkadaşlar bizim için neler hazırlamışlar göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum Önder kardeş. Efendim bu Pokecanların evrim geçirmişi Ali Kemalçuk. Kendisi hasta bir Galatasaray taraftarı olup aynı zamanda özü sözü bir delikanlı bir arkadaşımızdır. Galatasaraylı'nın ve Pokecan olmanın kitabını yazmıştır Ali Kemalçuk. Güzel. Evet, çok güzel. Ben de size Pokecanlardan Nusret Çu'yu tanıtacağım. Kendisi gayet mert bir delikanlıdır. Kimsenin karısına kızına yan gözle bakmadığı gibi aynı zamanda ülkemize gelen turistlere de gayet iyi davranır. Bu da çok iyi. Evet. Helal olsun. Bravo, çok iyi hakikaten. Helal efendim, olsun. Ben de sizlere Pokecanlardan Bilal Çu'yu takdim edeyim. Pokecanların yiğit delikanlılarından Bilal Çu borcuna sadıktır. Ve Allah için son derece namusludur. Yerde para bulsa gidip onu sahibine teslim etmeden asla gönlü rahat bulmaz. İşte böyle bir delikanlıdır Bilal Çu. Biz atadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük, böyle gördük, böyle gördük. Çok iyi, bravo. Evet, çok iyi, bravo arkadaşlar. Müfit nerede? Poke kanka Müfit Çu acele bir işi çıktığı için gitti, gelecek Önder Bey. Neyse arkadaşlar, hepinizi tebrik ederim, çok iyi çalışmalar yapmışsınız. Kükremiş Beyciğim, buyurun odama geçelim. Orada detayları görüşürüz sizinle. Görüşelim Önder Çu kardeşim. Buyurun. Hadi. Ama çocuklar, nazar değmesin, alnımızın akıyla çıktık bu işten de. Hadi bakalım. Bunları bir dizi yapalım mı? Yapalım, ismi de kanka olsun. Gel Dilara'cığım kızım. İşte masarım burada.
Minik kuşum benim. Eyvah, bulmuş yine birini. Anne hoş geldin. Hoş geldiniz hanımefendi. Maşallah Mazhar Bey pek yakışıklıymış. Beğendim onu. Aa, hadi ya. Sarılıp paket mi olayım yoksa burada mı yersiniz beni? Benim minik kuşum pek şakacıdır. Ya. Hep böyle şakalar yaparım. Çok şakacıyımdır ben. İlk defa bu kadar menkübe cadısının başarılı olmasını istiyorum. Bakın dış görünüşü yollu hanım. Sanıyorum annem sizi benimle evlendireceğini söyleyerek kandırdı. Ama üzülerek söylüyorum, ben evlenmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Evladım, Dilara'nın dış görünüşü seni kandırmasın. Zarfa değil, mazrufa bak. Evlenince evinin kadını olacak, değil mi? Hadi ya, o zaman ben de herhalde evimin geyiği olurum. Şaka şaka. Aman be Mazhar, kabul etsen ya şunu, ne olur ya. Evlenirsek sizi çok mutlu ederim Mazhar Bey. Erkekleri mutlu etme konusunda tam 10 yıllık deneyimim var. Tam 10 yıllık mı? Ay çok güzel. Eğer 10 saniye içinde burayı terk etmezseniz polis çağıracağım. Senin için ahlak masasını, senin için de ısrar masasını çağıracağım anneciğim. Püh, utanmaz evlat. Şunun söylediği lafa bak. Ben burada hayırlısıyla seni baş göz etmeye çalışıyorum. O zaman bekar gez de aklın başına gelsin evet. Bakalım. Yazıklar olsun sana. Bu yaştan sonra bir de karakollara düşeceğim senin yüzünden. Yazıklar olsun. Ne oldu? Olmuyor mu şimdi? Ay Dilara olmuyor. Sen kendine başka bir koca bul Dilara'cığım. Hadi bak. Hadi güle güle. Ay bir Dilara eksik. Aslında normalde sevinmem gerekiyor ama şu anda evlenmen gerekiyor bir aşkım. Anneme bak ya. İyice kafayı yedi. Tutmuş bana kimleri getiriyor. Ben hayatta evlenmem ama tut ki evleneceğim diyelim. Böyle bir motorla mı evlenirim? Gider salak Reyhan'la evlenirim. Çok daha iyi. Reyhan'la mı? Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Mazhar yabancı hayat kadınlarıyla evlenmek istemiyorsa o zaman biz de Reyhan'ın hayat kadını olmasında yardımcı oluruz. Ne haber Firdevs? Bu sefer hiç vakit kaybetmeden konuya giriyorum Müfit. Abimle konuşabildin mi? Konuşacağım tabii. Bu sefer kesin kararlıyım Müfit. Eğer abimle konuşmazsan... Korkak tavşan Müfit. Evet. Bu tavşanlardan 10.000 tane yaptırıp... ...Banu Hakan'ın kaseti gibi Taksim Meydanı'nda dağıtacağım. Söylediklerimi iyice duydun mu Müfit? Duydum Firdevs. Ben her sabah kulaklarımı pamuklu çubukla temizlerim. Hatta bununla da yetinmeyip 10.000 tane de korkak fare Müfit yaptıracağım. Seni Müfit Maz olarak meşhur edeceğim. Al. Biliyor musun? Evet biliyorum. Telefonla yanlış numara arayanların %90'ı falan gibi kocaman parmaklara sahip olan şişkolardı. Geriye kalan %10 ise salaklardı. Yaşasın! Demek ki ben %10 azınlığa giriyorum. Demek ki neyim? Salam! Salak! Geri zekalıyım! Şişko değilim! Salam! İşte yaşayan en salak fani. Şimdi, hadi telefonla yanlış numara çevirmemin nedenini anladım. Salak olduğum içinmiş. Peki bayramlarda ve seyranlarda yanlış kişilere tebrik atmamın nedeni ne olabilir ha? Ha? Ay daha fazla dayanamayacağım. Şunu bir an önce yok edeyim bari. Burası neresi? Ben neredeyim ki? Ay hanımefendi burası neresi? Burası. Mı? Aa bu nereden çıktı ayol? Yeni bir mal mı yoksa? Dur bakayım kızım şunu. Ay ne güzel kız böyle. Gel bakayım yavrum. Senin adın ne? Benim adım güzel kız Reyhan. Ay çok güzel ama bu isimde güzel ama ben senin ismini değiştiriyorum. Kader. Havalı kader olsun ha. Havalı kader mi? Aman çok güzel. Aman çok beğendim ben bu ismi. Benim adım Havalı Kader. Havalı Kader. Yarın hemen mahkemeye gidip ismimi Havalı Kader olarak değiştireceğim. Çok havalı bir isim bu. Çok tuttu. Sağ olun. Ne haber kızlar? Oo, hoş geldin yiğidim buyur. Hadi yavrum. Gel aslanım gel. Buyur gel aslanım. Hadi kalkın bakayım yukarı çocuklar. Hadi. Aa, hadi yukarı. Yukarı gidin canım. Kalkın yukarı çıkın. Gel buyur aslanım otur şöyle. Buyur. Oturun. Gel bakayım yavrum. Bak. Müşteriye doğru yukarıya çık bakayım. Ne yapacağım ki ben bu adamla? Ne yapacaksın kızım yatacaksın tabii. Yatacak mıyım? Evet yatacaksın yavrum. Ay çok garip bir dakika. Yatacağım ha. Evet. İyi. Siz benimle yatmak istiyor musunuz?
Evet yavrum, seninle yatmak istiyorum. Peki niçin benimle yatmak istiyorsunuz? Tek başınıza yatamıyor musunuz? Korkuyor musunuz? Koskocaman adam olmuşsunuz ama. Hoppala. Manyak mı bu? Yoksa yeni bir tür mü? Ben de anlamadım vallahi. Nereden geldi, nasıl geldi ben de bilmiyorum. Bunun vizitesi kaç para ya? Aa, ne vizitesi ya? Aha, biz doktor biz ki de vizite parası alalım. Ha, Kader. Kader mi? Aa, Kader kim ya? Kızım senin adın Kader ya. Ha, Havalı Kader. Benim adım Havalı Kader. Merhaba. Demek siz tek başınıza yatmaktan korkuyorsunuz. Şey yapın o zaman, ışığı açık bırakın. Ben öyle yapıyorum. O zaman hiç korkmuyorum. Evet, konuşacağım. Kesin konuşacağım. Bu sefer kararlıyım. Korkak fare Müfit Mouse olmayacağım. Geldim. Tatilde yurt dışı. Geldim. Yıl ve bayram tatilinin 10 güne çıkması olasılığı yurt dışı turlarını şimdiden doldurmaya başladı. Gel kanka. Ne haber kanka? İyidir, ne olsun. Haberleri izliyorum televizyonda. He, ben de seninle bir şey konuşacaktım kanka. İyi, gel beraber haberleri izleyelim. Hem de öyle konuşacaksan konuşursun. Otur şöyle yanıma, yanı başıma. Ne bu böyle kız istemeye gelmiş gibi? Rahat otur. Sayın seyirciler, yurdun dört bir yanında meydana gelen cinayetlerin başında namus cinayetleri baş sırada yer alıyor. Bu namus cinayetleri daha çok kız kardeşine asılınan, uygunsuz teklifler alan abilerin tarafından işlendiği görülüyor. Allah aşkına, abiler haklı adam, öyle değil mi kanka? Arkadaşına kız kardeşinden hoşlandığını söyleyince on yerinden deşildi sayın seyirciler. Oh, iyi olmuş böyle he. Arkadaşının kız kardeşine asılır mısın? Böyle tak. Ya böyle olur. Neyse kanka, sen geldiğinde bir şey söyledin. Ne anlatacaktın, bana anlatsana. Ben kaçıyorum kanka, gideyim ya. Geç oldu artık. Oğlum nereye gidiyorsun? Uzağa bir yere gitmeyeceksin ki, alt tarafı karşı daireye gideceksin. Süt taştı. Süt mü taştı? Süt var ocakta. Ne sütü ya? Bu saatte süt mü içiyorsun kedi gibi? Ne kedisi ya? Olsa benden ancak... Faro! Fare! Allah'ım. Bu aralar bu çocukta bir tuhaflık var ama dur bakalım, yakında anlarız. Güzel kızım, şeker kızım, hadi buradan naşla bakayım, en iyi müşterimi kaçırdın. Hayır efendim, beni buradan naşlatamazsınız. Allah Allah, manyak mısın be, istemiyoruz diyoruz, anlamıyor musun? Hayır, gitmeyeceğim, ben burayı çok sevdim. Allah Allah, bela mısın sen be, istemiyoruz diyorum, hadi git. Hayır, gitmeyeceğim, ha, bana Havalı Kader ismini koyarken çok iyiydi değil mi? Havalı Deniz, Havalı Fatma, Ayşe tutun bakayım şunu, atın dışarı. Ben buradan çıkıp kaçırmıyorum, işte gitmiyorum ya. Hayır, al bırak beni ya, bari örneğin beni, al örneğin beni. Gitme. 40 yıllık babayı ilk defa birisini isteyerek bu hayattan kurtardım. Sevgili kocam, ölme özürlü Saadettin'imin gelmesine sadece birkaç saat kaldı. Müsaade ederseniz, onun için hazırlamış olduğum şu şölenin provasını yapmak istiyorum. Tabii. Buyurun Gözüm Hanım. 1, 2, 3 Ahirete hoş geldin Saadettin. Bravo, çok güzel. Nasıl ama? Sen de beğendin mi Ruhsar'cığım? Güzel ama benim durumum maalesef güzel değil Gözüm abla. Ne oldu? Mazhar hala bir hayat kadınıyla evlenemedi değil mi? Hayır, Reyhan Salağı da olmadı. Hem niye Mazhar durup dururken birisiyle evlensin ki? O beni seviyor. O halde siz de Mazhar'ı kendinizden soğutun. Bak bu olabilir işte. Peki bana yardım eder misiniz? Seve seve. O halde vakit kaybetmeden gidelim. Sen de istediklerimi yolda anlatırım. Evet, madem ki ben söyleyeceklerimi Mazhar'ın yüzüne söyleyemiyorum, o zaman ben de söyleyeceklerimi bu kasete kaydederim. Sonra da bu kaseti Mazhar'a veririm. Böylece iş hallolur. Evet. Evet. Sevgili kankacığım Mazhar, biliyorsun ki benden sana hayatta yanlış gelmez. Neden gelmez?
Çünkü biz kankalık gibi çok önemli bir bağla birbirimize bağlıyız. Gerçi ben kankalığın tarihçesini pek araştırmadım ama yani eminim ki kankalık çok eski ve çok değerli bir yakınlıktır. Evet, şimdi ben bu kaseti neden dolduruyorum ve bu kasette neler söyleyeceğim? Evet. Şimdi gelelim konuya. Sol tarafta Hacı hareketlendi. Hacı, kaleci bu fon karakolu terk etti. Al gözünü. Vur şu topu. Vur şimdi topa ya. Vur oğlum şuna ya. Hadi oğlum. Çak şuna kapat. Uçarak vur. Ulan kaçar mı oğlum? Hakem. Kırmızı kart. Hacı. Kırmızı kart. Yine uzaktan vurdu kaleyi. Vur şu topu. Vur şu topu. Oha. Hayır, bu kadar da vur demedik. Biz geldik. Aa, hoş geldin ruhum. Yanında bu Tahtalıköy hıyarının ne işi var? Kusura bakma hayatım. Biliyorsun ki biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Ne ayrısı, ne dünyası? Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Ruslar. Ruslar Hanım düşündü ve taşındı. En doğru kararı verdi Masar Bey. Neymiş o karar? Biz çok yakında evlenip dünya evine, pardon, ahiret evine yakında gireceğiz. Saçmalama, saçmalama. Ruslar, ne diyor bu tuzlu ruhu? Kusura bakma Masar'cığım ama biz Şerruh'la birbirimize aşık olduk. Alçak karı. Yazıklar olsun sana. Satılmış ruh. Aşağılık kadın. Yani aşağılık bile bir seviyedir. Sen çukursun, çukur ruh. Sana tavsiyem, bence sen de bir an önce birini bul ve evlen. Evet Masar Bey, hayat çok kısa. Yani değmez bir ruha. Yani sizin için değmemeli. Senden zaten nefret ediyordum, kikirik. Senden de yeni, şimdi nefret etmeye başladım. Ruhos bu. Defolun. Defolun çabuk. Çabuk defolun. Evimde bir saniye bile sizi görmek istemiyorum. Defolun. Hadi sana iyi günler. Bye bye. Yuh lan. Yuh be. Demek ki bu devirde ölülere bile güvenmemek lazımmış. Ruhsuz hortlak. Ama dur. Dur ben sana ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Sen göreceksin. Göreceksin. El mi yaman, masar mı yaman? Ruhsuz karı. Alo anne, sen misin? Ha, benim minik kuşum. Anne bana hemen evlenecek bir kız bul. Evet, derhal evlenmem lazım anne. Bu masar olamaz. Yok hayır, ben masarım. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Masar, sen iyisin değil mi evladım? Yani kafanı bir yere vurmadın. Sonra sarhoş filan da değilsin. Hayır anne, kararım kesin, evleneceğim. Eğer nikah masasından evlenmeden kalkarsam yüz ifadem Jardel'in yüz ifadesi gibi olsun. Sen evleneceğim kızı bul yeter. Kız bul diyorsun ama yani bakalım kolay mı? Neyse bir çaresini buluruz. Evleneceğim ulan göreceksin yellos hortlak. Yarın bu saatlerde kiminle olacağını bilmiyorum ama mutlaka biriyle evleneceğim. Bunu senin iyiliğin için yaptığımı bir gün umarım anlarsın aşkım. Şimdi menkıbenin evine hayat kadını gönderme zamanıdır artık. Abi nihayet hidayete erip evlenmeye karar verdi. De. De. Kız nerede bulacağız şimdi? Ama anneciğim ne olacak, yarın arar buluruz. Yarın olmazsa öbür gün mutlaka buluruz. Yok 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 yok. Hazır karar vermişken bir an önce evlendirmek lazım. Da. Kızı nerede bulacağız? Hadi bakalım. Arada bul. Diyorsun. Ama anneciğim umudunu kaybetme. Bakarsın çat kapı bir kısmet çıkıverir. Belli mi olur? Hadi hadi hadi. Abuk sabuk konuşma. Al işte geldi bile. Kim o demeden kapıyı açma. Kim o? Anneciğim bak bir bayan geldi. Ay gözlerime inanamıyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar kadın verisi. Ay kız nasıl oldu bilmiyorum ama bir an oğlunla evlenmek istediğime karar verdim ve buraya geldim. Vallahi ermiş deme değilim. Sadece tahmin ettim. Aferin sana aferin. Aptala malum olurmuş. Yani şimdi şunu demek istiyorum sevgili kankacığım. İkimiz de belli şeyleri aşmış iki delikanlıyız. Öyle değil miyiz? Evet öyleyiz. Şimdi bu durumda birbirimize yanlış yapmamız da söz konusu olamaz. Öyle değil mi? Evet, öyle. Şimdi buradan yola çıkarsak benim söylemek istediğim şey şu.
Bugüne kadar ruhlara, cinlere, perilere inanmakla ne büyük hata yapmışım. Ah ulan ruhlar, ah! İnşallah kafana baz istasyonu kurarlar. Balde Sultan geldi. Bravo valla. Tam 27 dakika, 15 saniyede bana bir kız bulup getiriverdin anne. Ne demişler? İyi olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş. Sen telefon ettikten hemen sonra veresiye geldi. Biz de hemen veresiyeyi kapasıya yapıp sana getirdik. Artık beğenirsen sen de alasıya yaparsın. Merhaba canım. Merhaba, hoş geldiniz. Demek annem sizi buldu ha? Gecenin bu saatinde de başka model bir kız bulamazdı tabii. Minik kuşum, veresiyenin dış görünümü seni aldatmasın. Hatta istersen ileride ismini bile değiştirebiliriz. Mesela Nagihan, Rabia, Fatma gibi böyle ulvi bir isim koyarız. Yani demem o ki biz seninle 13 senelik kankayız kanka. 13 senede az bir zaman değil kanka. Bu durumda bizim birbirimize kerek atmamız, yanlış yapmamız mümkün değildir. Öyle değil mi kanka? Evet, öyle kanka. Şimdi kapı çalıyor kanka. Ben biraz sonra devam edeceğim. Kusura bakma. Evet. Geldim. Geldim. Ben Firdevs. Nedir bunlar? Kaset dolduruyorum. Ne kaseti? Şimdi benim Mazhar'a söyleyeceğim şeyler var ya. Hı? Ben onları bir kasete kaydediyorum, sonra da Mazhar'a vereceğim. Ya. Evet. Demek kaset dolduruyorsun. Evet. Çok ilginç. Hadi bakayım ne doldurdun? Yok, bitecek, daha bitmedi. Bu son kaset, bu bitiyor. Yani bu kadar kaset doldurdun ama evlenmek istediğimizi söyleyemedin mi? Ancak konuya girebildim Firdevs. Ya bir de bu kasetler 60'lık, hemen bitiveriyor. Yani 90'lık ya da 120'lik kaset olsa ben 4 kasette işi bitirirdim. Diyorsun. Evet. Yani Muazzez Ersoy'un nostalji serisi kadar kaset doldurdun. Evet. Ama evlenmek istediğimizi söyleyemedin ha? Söyleyeceğim ama şimdi. Sen var ya Mefik. Sen var ya. Canım. Gördüğüm en beceriksiz herifsin. Ama en beceriksiz sensin. Firdevs. Ne? Efendim işte yine gördüğünüz gibi bir Mazhar Bey nikahında daha birlikteyiz. Ama bu sefer sizleri üzecek bir haberim var. Yine neler yumurtlayacak bakalım. Efendim biz belediye çalışanları olarak bize yapılan zamları az bulduğumuz için işlemlerimizi yavaşlatma eylemine gittik efendim. Nasıl yani? Bu nasıl olacak ayol? İşte böyle defteriz. Fe sübhanallah. Manyak mısın sen be adam? Böyle ağır çekimle nikah mı kıyılır? Kıyacaksan adam gibi kıysana şu nikahı. Aa Mekuba Hanım. Siz benim en eski ve en değerli müşterim olduğunuz için size biraz torpil geçip sizin nikahınızı normal kıyacağım. Oh hele şükür. Ay hele şükür deniz aklıma geldi Hakan Şükür. Evet, Mazhar bu kadınla evlendiği için günahlarından kurtulacak. Ama başka bir kadının kocası olarak buraya geleceği için artık seninle birlikte olamayacak Ruslar'cığım. Yani bunu iyicene düşündün mü? Bunu hiç düşünmemiştim gözüm abla. Vallahi bir an önce düşünsen çok iyi olacak. Çünkü çok az zamanımız kaldı Ruslar'cığım. Aferin, hatta unutuyordum. Bakın defterim ne kadar güzel kaplı. Köpek var. Kağıt da su geçirmez kağıt efendim. Bana baksanıza ay, siz. Efendim. Elinizi biraz çabuk tutun. Annem biraz sonra düşüp bayılacak. Tamam başlıyorum, başlıyorum. Başla. Siz veresiye alın. Saçmalama. Çık git buradan. Reyhancığım, bu kıyafetinle bir niyetçide niyet çeken tavşan olarak rahatlıkla çalışabilirsin. Ama abimle evlenemezsin. Mazhar Bey, bugün bu kadınla evlendiğiniz için çok pişman olacaksınız. Ama yarın ne olur bilemiyorum. Pişman olduğunuz zaman beni arayın, tamam mı? Tamam. Hele şükür gitti salak. Hadi kıyın artık şu nikahı, bitsin bu iş. Efendim biraz daha beklesek, hani belki biri çıkardı, bunlar kardeştir, evlenemez diyebilirler. Belki yolda geliyordur, belki de trafiktedir. Tövbe yarabbim, tövbe! Manyaklardan bir türlü kurtulamıyoruz ki, hayırlısıyla şu nikah kıyılsın. Hadi.
kararını verdin mi Ruhsar'cığım? Mahsar'ın evlenmesini engelleyecek misin? Hayır, engellemeyeceğim gözüm abla. Mahsar'cığımın cehenneme gitmesini istemiyorum. Bu son kararın mı? Son kararım gözüm abla. Bence de en doğru kararı verdiniz Ruhsar Hanım. Tebrik ederim. Evet, artık nikah. Kıymış demene geçip ederiz. Hele şükür. Evet. Siz Kaşar kızı veresiye, menkıbe oğlu Mahsar'ı koç olarak... Bir saniye. Alo, efendim canım. Ay sensin değil mi Kazım? Ay ne olsun işte, evleniyorum. Ay, tabii ondan sonra bol bol görüşeceğiz. Hadi şimdi öpüyorum seni, bay. Bir arkadaş işte. Evet. Efendim nerede kalmıştık? Evet. Siz Kaşar kızı veresiye, menkıbe oğlu Mahsar'ı koç olarak... Ay, pardon. Alo. Ay ne haber lan Hüseyin? Ay bugün olmaz canım. Tabii ki. Çünkü bugün evleniyorum da. Ay, tabii sonra daha sonra bol bol görüşeceğiz. Tamam canım, öpüyorum seni. Hadi bay bay. Hadi. Evet. Bir de bu arkadaş işte yani. Hadi, 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 hadi. Evet, nerede kalmıştık? Evet, evet. Siz Kaşari'ye kızı veresiye. Menkıbe oğlu Mahsar'ı kocalar. Ay kusura bakma yok. Ay ne haber lan Ekrem? Ben de seni özledim canım. Ay evleneyim de hepinizi arayacağım tabii ki. Ay yok canım. Hiç evlenmem mani olur mu böyle şeylere? Tabii ki bol bol görüşeceğiz. Alo. Ay ne haber lan Tarık? Aa ne haber lan Tarık diyor ya. Yeter ya, yeter. Gördüğüm kadarıyla ben bu kadınla evlenirsem bir renk yayını bile kıskandıracak kadar boynuzlarım olacak. Ben vazgeçiyorum. O Tarık'a da söyle, evlenmiyorum. Aman canım, niye hemen vazgeçiyorsunuz ki? Ama öyle minik kuşum, hele bir evlenin. Evlilikte keramet vardır derler. Hı? Hem bakarsın evlendikten sonra veresiye de namuslu bir kadın olup çıkıverir. Değil mi ama? Anne, anne boşuna ısrar etmeyin. Evlenmeyeceğim diyorsam ben evlenmeyeceğim. Tamam dedim bile, evlenmeyeceğim. Mahsar evlenmekten vazgeçti. Bak görüyor musun? Ne? Vaz mı geçti? Olamaz. Evet, gel gel istiyorsan sen bak. Ama evlenmezse cehenneme gidecek. Evet, üstelik kıyametin kopmasına da dakikalar kaldı. Madem ki Mahsar cehenneme gidecek, karar verdim ben de cehenneme gideceğim. Saçmalama. Hayır olamaz, böyle bir şey nasıl yapacaksın ki? Yasak olan bir şeyi yaparak. Ne? Nasıl yani? Bir hayaletin yapmaması gereken şeyleri yapacağım. Mesela... Evet, para yapıp fanilere dağıtacağım. Sen delisin. Dur bir dakika, sakın ha yapma. Kararımı verdim, ben gidiyorum. Zaten Mahsar Bey'in nikahını kıysam şaşardım. Ama hissediyorum, hissediyorum. Bir gün kıyacağım. İnşallah. Alo, ne haber lan Cemal? Yok be oğlum, nikah işi yattı vallahi. Ha, bu akşam gelirim. Ama 50 dolarını da alırım. Ah, umutlarım buzdağına çarpan Titanik gemisi gibi battı gene. Bekle aşkım, ben de şimdi günah işleyeceğim. Ah, paralara bakın. Ah, paralara bak, hayda. Ay, para var. Neden yaptın bunu? Senin cehenneme gitmeni istemiyorum. Çünkü o zaman seni bir daha göremem. Sen bu işe karışma. Hayır. Para yapamazsın. Aş mükemmel. Sana ne be? Ne istersem onu yaparım. Ama o zaman cehenneme gidersin. Kıyamet kopacak. Sen kendi işine baksana. Hayır, kıyamet kopmayacak. Hayır, kopacak canım. Çünkü bilgisayarda yazıyor. Onları bilgisayara ben yazdım. Hatta Mısır'ın günahlarını da ben uydurdum. Kocam olacak şu salak. Bir su kaplumbağasından bile daha günahsız. Bayağı değil zampara. Seni döner dönmez şikayet edeceğim. Öbür tarafın bilgisayar sistemiyle oynamak neymiş göreceksin. Kocacığım. Ben senin kocan değilim. Sen benim kocamsın ve sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Sen o Şerruh denen mezar kaşkınıyla evlenmedin mi? Hayır, asla da evlenmeyi düşünmüyorum. Sana
sana sonra anlatacağım aşkım. Bırak şimdi bırak, sonra anlatmayı bırak. Önce seni affetmem için yanağıma 500 tane öpücük kondurmak zorundasın. İstediğiniz 500 tane öpücük olsun. Ha, sen öyle zannet. 500 tane bu yanağa, 500 tane bu yanağa. Toplam 1000 öpücük KDV'si hariç. Başla bakayım. 1, 2, 3, 4...